Erzurum'un turizm açısından daha da canlanması amacıyla kollar sıvandı. Erzurum Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 turizm başkenti olarak ilan edildi. Bugün planlanan etkinlik ve organizasyonların aktarıldığı bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Erzurum Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 turizm başkenti olarak ilan edildi. Bu kapsamda kente bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık konuşmasının başında Erzurum'un avantajlarından bahsetti. Erzurum zengin tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Erzurum tarihi İpek yolunun önemli noktalarında bulunması, Palandöken Dağı'nın eşsiz kayak olanakları sunması ve Anadolu'nun en büyük tarihi yapılarına ev sahipliği yapmasıyla bilinmektedir. Bu özellikler kentin turizm potansiyelini artırmış, ulusal ve uluslararası ziyaretçiler için bir çekim merkezi haline gelmiştir. Erzurum'un turizm başkenti seçilmesi ise Erzurum'a ekonomik anlamda olumlu katkıda bulunacağını, yeni iş olanaklarının açılacağını, girişimcilerin çoğalacağını, altyapıyı daha da güçlü yaparak bölgedeki yaşam standartlarının yükseleceğini, turizm potansiyelinin tam anlamıyla ortaya çıkacağını ümit ediyorum. Muharrem Çığlık planlanan etkinlik ve organizasyonları aktardı. Erzurum'un kültür turizm başkenti olması tesadüf değildir. Bağrında sanattan siyasete, spordan ticarete, ilimden kültüre birçok alanda önemli şahsiyetler yetiştirmiştir. 2025 hedefleri doğrultusunda 5 başlıkta bütün yıl boyunca irili ufaklı birçok aktivite olacak ama 5 başlıkta uluslararası anlamda programlarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Birinci uluslararası kış oyunları. Birinci Palandöken Ekonomik Forum. Liderler Zirvesi ve açılış seremonisi. Birinci uluslararası gastronomi fuarı, birinci yaz oyunları ve ekoturizm. Şu an valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye'mizle planlama aşamasında olduğumuz programları Ağustos sonu gibi tanıtıma çıkacağız. Öte yandan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Berkçelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Çodur da katıldı. Toplantı basın mensuplarının soru, görüş ve önerileriyle sona erdi. Muhammed Bey.